Sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz Harikalar Diyarına. Uzatmadan hızlıca konuya gireceğim. Zula'mız, büyük çadırlı biliyorsunuz, samanların altındaki mağaramıza hoş geldiniz. Yine tavuklarımızın saldığı o mağaraya tekrar bakacağız. Bugün güzel olacak benim için. Çünkü heyecanla bekliyordum birkaç gündür. Ama daha fazla bekleyemedim. Çünkü sıkıntı büyük, havalar çok soğuk olduğu için sorun yaşarız. Ben hemen hızlıca yumurtalar toplamaya geçeceğim. Öncelikle şöyle bir, ay maşallah. Ya abi, şimdi sorsunlar bana. Bak hele, tavuklarımın güzelliğine bak. Maşallah, Rabbim ne kadar güzel yaratmış. Hele bu da tüy de. Tüy bir değilsin, daha güzel olacak. Hele onun dört diline baksana, sakalına, saçına kurban olduğum. Paçasını sevdim, ayağını sevdim. Bu bileziği sana kim taktı? tamam, neyse. Ay. Hemen sol tarafında da uyanık güzel var oğlum. Seni çok seviyorlar biliyor musun? Ya kızlar sizi de çok seviyorlar. Sizleri, hepinizi çok seviyoruz. Sevgili arkadaşlar, mağaramız çok güzel. Tavuklar bildiğiniz kendilerine özel bir ortam oluşturdu. Biz de dokunmadık. Sizler de dokunmayın dediniz zaten. Ama artık tahtayı her şeye kaldırdık, izin verdik. Salsınlar dedik. Tamam, girsinler. İstediklerini yapsınlar dedik. Dediklerini de yaptılar. İstediklerini yaptılar arkadaşlar. Çok iyi olmasa da şu an çatlak yumurtaları görüyorsunuz değil mi? Evet. Hava akşamları eksiye düştüğü için 3 tane şimdilik gördüm. Çatlamış yumurtamız var soğuktan. Ve niye çatladığını söyleyeyim. Diğer taraf, bakın, içeri doğru girmişken ön taraftaki çatlayan yumurtalar biraz daha bu tarafta. Yani ayazı daha sağlam yemiş abi. Ayazı yiyen yumurtalar çatlamış. Biz de zaten o yüzden acele ettik. Yoksa ben, emin olun, daha fazla bekletecektim. Öyle de istiyordum. Dedim ki bir 10-15 gün dursa bayağı içerisi Zula'dan geçilmez diye düşünüyordum ki. Şimdi öncelikle şunu incelemek istiyorum. Yumurtaların içerisinden ziyade hangi cinslerin buraya yumurta saldığını merak ediyoruz. Hemen şöyle içeri doğru bakın. Arka taraftan da bir delik var. Oradan girip yumurta salabilirler. Buradan girip yumurta salabilirler ama daha çok bu taraftan yumurta salmaya başlamışlar diye düşünüyorum. Çünkü bura daha iyi ve güzelce de oturtturmuşlar. Çatlayan yumurtalarımız olmasaymış daha da güzel olacakmış. Ancak can sağ olsun. Zula demeyin abi. Bu tarz zulalar bizler için önemli. Şimdi bunlar zay olan yumurtalar. Bak halen daha da buz gibi ve don. Maalesef bunları ayıracağım. Şurada yine var. Bunu da bir alayım. Bunu da mecbur ayıracağız. Şunu da bir bakayım. Bu da bak, farklı bir tavuğun yumurtası ve direkt kafadan patlamış bu. Bu diğerlerine göre daha farklı bir patlama şekli olmuş. Gece artık nasıl bir soğuk ettiyse tavuklarımız. Ha Gogo. Gogo sen yine geldin mi Gogo? Birlikte yumurtamı toplayalım. Açıkçası bugün başka hiçbir şey yapmayacağım. Direkt Zula'daki yumurtaları toplayacağım, mağaramızdaki. Bu tavuklarımızın yumurta mağarası viral oldu zaten. Yani hepiniz bekliyorsunuz biliyorum. Şimdi burada bir de beyaz yumurta da buldum. Tabi kapı açılınca farklılıklar da girmeye başlamış anladığım kadarıyla. Tavuklar birbirlerini taklit etmeyi çok sever derken bir çatlak daha yumurta çıktı. Bu da öbür taraftaydı. Bu da çatlatmışlar. 4 tane çatlakla devam ediyoruz. Halen daha toplamaya devam ediyorum. Şimdilik halen benzer yumurtalar. Ataks ağırlıklı. Belki öbür hayvanlarımızın zaten geldi, bak yumurta salanımıza bak. Hemen geldi yanıma. Gogo, yoksa senden buraya yumurta salıyorsun? Çünkü hayır. Yumurta yiyen misin sen? Sen yumurta mı yiyorsun? Tamam, şunları da alayım hemen hızlı. Hadi bismillah. Topla abi. Abi topla, çok zevkli oluyor böyle yumurta toplamak. Hele de böyle gizli saklı noktalarda. Ben inanıyorum. Şimdilik başka çatlak yumurta çıkmadı çok şükür. Yazın var ya, burası coşar abi. Eğer bir sıkıntı yaşamazsak, hayvanlar vazgeçmezse buraya girmekten. Çünkü buraya bildiğiniz yuvayı tam yapmışlar. Çok iyi bir yuvaları var içeride. Başka yumurta var mı? Bir bakmam lazım. Var mı arkadaşlar başka yumurta? Oo, orada yine yumurta var. Onu da alsam iyi olur. Vay dala. Evet. Onu da almayı başardım onları da. 3 taneydi zaten. Başka peki var mı? Diplere göre salarlar da göremem diye korkuyorum da. Salarsalar göremez. Başka var mı? Ben daha da görmedim arkadaşlar. Bu kadar yumurta varmış. Şu çatlakları da buraya alayım. Dikkatli bir şekilde. Bismillah. Kaç tane yumurta aldık be? Değerli kardeşlerim. Saydınız mı? Saydıysanız aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Of. 3 tane, 4 tane çatlağımız var. Geri kalan yumurtalarımız tam.
Bunları maalesef diğerlerinde de kılcal çatlak olabileceği için arkadaşlar biz bunları direkt yiyoruz. Yani bunlar eve gidecek. Ama kümesin içindeki yumurtaları, günübirlik topladığımız yumurtaları da satışa çıkartıyoruz. Kumesim.com adresinde ziyaret edebilirsiniz. Siz yumurta salmaya devam edin hanımefendiler. Aferin size. En azından güzel, eğlenceli oluyor. Bugünkü videomda harikalar diyarındaydınız. Videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Tamamen ücretsiz beğeni ve yorum atmak arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yorumlarınızı da beğenirim. Ne istiyorsunuz, kümesine yap.